En çok Kuzey'i kıskanırdım. Onunla benden daha çok vakit geçiriyorsun diye dediklerdim hep. Çok birbirimize girmişliğimiz var onun yüzünden. Ama öyleydi. Ali'yi ne zaman arasam Kuzey yanında. Bir gün bir yere gideceğiz mesela. Bekliyorum Ali gelecek diye. Bir saat kalmış. Kuzey'i aratıyor geliyorum diye. Eşek. Eşek. Keşke hayatta olsaydı da hiç görüşmeseydi benimle. Bazen böyle rüyamda görüyorum. Ama o kadar gerçek ki. Uyanınca arasam sanki sesimi duyacak gibi oluyorum. Biliyorum. Bilmez miyim? Sonra birden işte gerçekle yüzleşince karanlığın en dibine düşüyorsun. En çok da onun böyle sevdiği şeyleri yaparken falan. Değil mi? Vallahi ben saçma ama yani uzun süre lüfer yiyememiştim. O çok seviyordu. Ali de çok severdi. Ölüm öyle bir şey ki onunla savaştıkça daha çok kaybediyorsun. Acın gitgide büyüyor. Galiba en iyisi kabullenmek. Kuzey gelmeyecek galiba ya. Ben gideyim, geç oldu. Ben bırakayım sizi. Yok, ben arabayla geldim. Teşekkürler. Peki, nasıl arzu ederseniz. Tuncay dayı, biz hesabı alabilir miyiz sana zahmet? Hemen geliyorum. Sağ olasın. Bu arada yani şaka bir yana gerçekten piyango gibi oldu bu gece. Masama şeref verdiniz. İyi ki oturdunuz. Sizi kazanmak, sizin arkadaşlığınızı kazanmak çok önemliydi. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kalkıyor musunuz? Anca dayı, kalkalım. Her şey çok güzeldi gerçekten yine. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yine gelsen. Yılbaşından önce tekrar bir araya geliriz. Bu sefer Kuzey de olur belki ha. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İndiğin anda böyle sanki zaman makinesiyle 70'li yıllara falan gitmiş gibi oluyorsun. Çok değişik bir yer. Hele şehre indiğinde arabalar falan, o önünde fotoğraf çekildiğimiz arabalar gibi rengarenk. Bambaşka bir yer ya. Hiçbir yere benzemiyor. Ama tabii çok fazla yoksulluk var. Çok konuştun. Olur mu canım? Ne güzel anlatıyorsunuz. Çok güzel yerler gördüm çünkü. Şehrin fonunda müzik var resmen. Her yerden bir müzik sesi geliyor. Hiç dönmek istemedim vallahi. Bence iyi ki dönmüşsünüz. Piyango yılbaşından önce çıkmış oldu. Yani yılbaşı dedim de ne yapacaksınız yılbaşında? Var mı bir planınız, programınız? Yani hiç düşünmedim. Daha bir ay var yılbaşına. Bir ay dediğiniz nedir canım? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer bir ay. Ben isterseniz size yemek yaparım. Yani size dediğim Kuzey gelir, Zeynep gelir, diğerleri de gelir. Hep beraber bende toplanırız. Vallahi çok keyifli olur. Yani ama çok güzel yemek yaparım ha. Dışarıdan falan söylemeyeceğim. Kendi ellerimle yapacağım. Ben ailemle olurum herhalde yılbaşında. Öyle mi? Başka zaman o zaman ne yapalım? Sizin aileniz, yani anneniz babanız neredeler? Benim ailem Antalya'da yaşıyor. Yani ben Isparta'da doğmuşum. Ispartalılar ama hiç kalmadık orada. Babam öğretmen olunca onun tayinleri falan nedeniyle durmadan gezdik durduk. O emekli olduktan sonra da bu tayin işlerinden dolayı sürekli gezme işi bana kaldı. Şimdi de bildiğiniz gibi köşede tekrar göreve verilmeyi bekliyorum işte. Az kaldı bence. Şu düğümler bir çözülsün. Belki. Öyle mi diyorsunuz? İnşallah. Bakalım. Peki, tekrar hoş geldiniz.